Yıllar önce okuduğum zaman beni böyle çok sarsmıştı, çok etkilemişti. Cüneyt Bağdadi Hazretlerine atfederler, başka büyük zatlara da atfederler. Talebeleriyle beraber yolda yürürken benim çocukluğumda biz Malatya'da büyüdük, yaylaya çıkardık. Yaylada tabii çeşme suyu çok az akardı. O yaz, kışın yağan karlar mağaraları, kayaların dibine mağaralara iner. Bizler annemler, babamlar, büyüklerimiz giderler mağaralara iple inerler, baltayla o kar kütlelerini, biraz buzlaşmış kar kütlelerini keser getirirler. Efendim odunların sopaların üstüne koyar öyle şapır şapır damlardı. O buz gibi suyu içerdik. Veya Ege taraflarında da Aydın'da Denizli'de böyle vardır. Yazların unutulmaz bir şeydir. Özellikle Denizli ve Aydın'ın belli bölgelerindeki köyler geçimlerini bundan sağlarlar. O bozdağlardan giderler o karları getirirler. Üzerine pekmez dökerler efendim vişne reçeli döküp yerler. Bizim de çocukluğumuzda biz kar pekmezi çok severdik. Şimdi o kar satılırdı da eskiden sırtlarında getir Adana sıcağında Mersin sıcağında satılır. Yine buzu sırtlamış buz satan birinin seslenişini duyar Cüneyt Bağdadi Hazretleri ve olduğu yere yığılıp kalır. Şu sermayesi erimekte olan adama yardım edecek kimse yok mu deyince Cüneyt Bağdadi Hazretleri bayılır. Talebeleri kendine getirince efendim ne oldu? Duymadınız mı der. Yani o sermayesi tükenmek üzere olan eriyen adama yardım. Bizim de her gün ömür sermayemiz eriyor ama biz bunu dert etmiyoruz. Feryat figan etmiyoruz. Sermayemiz her gün eriyor. Rabbim bize bir sermaye vermiş. Bunun ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ama bir gerçek var ki her gün o sermayeden yiyoruz, harcıyoruz, tüketiyoruz. Sermaye her gün azalıyor. Azalan sermayesi olan bizlere acıyan kimse de yok. Maalesef etrafımızda artık eskisi gibi uyaran da yok. Ey insanoğlu bu gidiş nereye diyor ayette. Ama karşımıza dikilip birileri söylediği zaman da canımı sıkılıyor. Yani bakıyorum bunları kaçırıyoruz. İnşallah bunları kaçırmadan yaşar. Her günümüzün kıymetini bilerek Rabbimizin bize verdiği sermayeyi o gün harcamamız gereken yerlere, gereken şekilde harcayan kullardan oluruz diye temenni ediyorum. İnşallah.